savaş makinalarını yenebileceğini düşünmek bile insanda büyük bir iman ve güç ister. Çünkü o dönemde 18 Mart'ta Deniz Savaşı'nda bizim için ölüm kalım mücadelesiydi. Savaşında esir alınmış ve esarette şehadete ulaşmış şehitlikler buluyorsunuz. Ve diyorsunuz ki düz alan bulamazsınız. Kosova'nın bir tek düz alanı vardır. Kosova saygı ve minnetle anıyorum. Teşekkür ederim. Bugün Türkiye'mizin Kudüs'te ne işi var, Musul'da ne işi var, Halep'te ne işi var diyen anlayışlara baktığımızda o Çanakkale'de yatan Halepli'yi, Musulluyu, Kerkükli'yi, Kudüs'lüyü, Balkanlı'yı anlayıp algılamadan eksik olduklarının sonucudur. Bu büyük mücadelelerde hayatını kaybeden çok aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet. Bize miras bırakılan, bize emanet verilen aziz vatan toprağını, şanlı bayrağımızı, minarelerdeki ezanımızı bugüne getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onlar ki gözünü kırpmayanlardı, şehitliği ölmekten saymayanlardı. Ebediyen sana yok, ırkıma yok istihlal, hakkıdır hür yaşamış bayrağımı hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletinin istiklal. Hoş geldin oğlum. Emrullah, bak kim geldi. Oo, Mehmet Muzaffer. Hoş geldin. Nereden çıktın sen şimdi? Neler yapıyorsun? En son harp okulunu bitirdiğini duymuştum. Evet, şimdi işte eminim. Neredesin? Çanakkale'deyim. Burada ölüm hiç korkunç değil. Burada ölüm cennetle müjdelenmek. Burada ölüm siper etmek gövdeni. Burada ölüm Çanakkale'yi geçilmez kılmak. Peygamberimiz çağırdı onu sancağın altına. Gözleri şehit olurken cenneti gördü. Kollarını kaldırmak istedi, yapamadı. Mekanı cennet olsun, vatan sağ olsun.